Arkadaşlar şimdi şuraya ben attım otları da bir sürü ot taşımış kumru yine gelmiş şuraya kurulmuş. Hatırlıyorsanız geçen sene benim kaktüs saksıma bir de bir tane şeyim vardı, türüm vardı. Sukulentin çok meşhur türlerinden birisiydi. O tamamen öldü de şu anda. O türümün üstüne oturmuştu ve sonrasında maalesef bütün o saksıdaki çiçeklerim ölmüştü. Şimdi şuraya oturmuş şekilde buldum. Yani artık yuva yapmasını izin vermeyeceğim. Çünkü geçen sene de arkadaşlar yavrusunu çıkartsın diye bu odaya girmedik bile. Ama yumurtasını bıraktı, kaçtı. Yani inşallah günaha girmiyorumdur ama zannetmem. Yani buradaki bitkileri bu sefer öldürecek. Sulayamayacağım. Bakın şu anda çok yoğun suladığım halde bitkilerim yine susuz. Çünkü çok ciddi bir susuzluktan çıktılar. Bakın şu solucan kaktüsünün haline bakın. Yani bunların canlanması için benim bunları sulamam lazım. İnanın çok sık da suluyorum bu ara. Ama yok bakın. Bakın toprağa arkadaşlar. Ben bunları önceki gün suladım. Bakın. Dün değil, ondan önceki gün ve öyle böyle dökmüyorum. Bakın şimdi sizinle dökeceğim buna suyu. Ne kadar döküyorum? Bakın. Diyeceksiniz ki dibinde vardır. Hayır arkadaşlar. Dibini de böyle benim bir fırçam var biliyorsunuz. Onunla dibini de açıyorum. Yok yani. Bitkiler çok ciddi susuzlar. Hemen hapır küpür suyu emiyorlar. O yüzden bu kumrunun buraya yuva yapmasına izin vermeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar çok su taşıyarak suladım ki sabahtan beri sulama yapıyorum. Sonunda şu 5 kiloluk şişeyi böyle tepesinden deldim. Şöyle de burasını tutmak için eğdirdim ve böyle sulamamı yapacağım arkadaşlar. Ama çok ağır. 1 dakika. Arkadaşlar çok ağırdı, tutamadım. Şunları suladım iki elimle. Normalde iki elimle tabii ki hemen kolaycacık sularım. Sonra şöyle düşün, 5 kiloluk şunu koyuyorum ya, 2 gün sonra bunlar susuz kaldığı için arkadaşlar bakın bu kadar sulamak gerekiyor. Çünkü 1,5 ayda 1,5 ay arkadaş anahtar ondaydı işte suladı diye şey yaptık. Geçen gün konuşuyoruz 2 kere sulamış 1,5 ayda. Ve dirençliler arkadaşlar. Sukulentler çok sulanmaktan ölür. Şimdi diyeceksiniz ki çok sulanmaktan ölüyor da sen niye suluyorsun? Bakın arkadaşlar size bitkilerdeki çekilmeleri gösterdim. Bakın. Bitkilerdeki bu çekilmeler bakın. 1 dakika. Bakın. Bakın. Tespih çiçeğine bakın. Yani tamam bakın şunlar dirildi. Ama şunlar öldü. Bidonumuz da düştü. Şimdi arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Bir konuyu anlatacağım. Şimdi akşam ben dev kargo videomu yükledim. Ondan sonra ve buradan beni mutlaka izliyordur. Selam olsun Dursun Hanım'a. Şimdi Dursun Hanım bana mesaj attı. Kargo Dursun Hanım'dı. İşte mesaj attı. Fatma Hanım dedi. Video bu kadar mı? Ama videoyu attıktan 4 dakika sonra bunu yazdı. Kendi kendime dedim ki acaba dedim nasıl izledi bu kadar hızla dedim. Hızlandırmaya mı aldı falan dedim. Kendi kendime düşünürken işte dedim ki yani anlamadım dedim. Ondan sonra dedi ki yani ben dedi hani bir üzgün yüz ifadesi koydu falan. Ondan sonra yüreğime iniyordu. Sonra yazdım ki yani ben 20'den fazla tür koydum ama yazdım. Sonra bir daha mesaj attı. Meğer dünün videosunu izlemiş.
Dünün videosunda zaten doğru dürüst bir şey yoktu. Ondan sonra bir önceki günün videosunu izlemiş. Ondan sonra bir daha yazdı. Hatta yorumların altına yazdı. Dedi ki, yani çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldım, çok sevindim diye. Ben dedi bir önceki videoyu izlemişim diye. Şimdi arkadaşlar buradan kendisini tekrar anmak istedim. Video bu kadar mı derken ben inanın şu kargo gönderdiğim hiç kimseyi unutmuyorum. Her geldiğimde bakın Samsun'a ben bu kaktüslerden gönderdim, İstanbul'a gönderdim. Hatta bunların tümünü söktüm, gönderdim Emrah Bey'e gönderdim. Ve birçoğunuz arkadaşlar Antep'e, Diyarbakır'a, Muş'a, her yere, Ankara'ya o kadar çok gönderdim ki gezimde Ankara'ya gittiğimde bütün takipçilerim aklıma geldi. Her şunların başına geldiğimde sizi hatırlıyorum. Acaba diyorum bitkileri nasıl oldu? Yozgat'a gönderdim Tekmile Hanım'a. Hüzün Hanım'a gönderdim İzmir'e. O kadar çok kişiye gönderdim ki ismini buradan sayamayacağım. Şu an aklıma gelen kişilerden inanın bir gün biriniz, bir gün biriniz aklıma geliyorsunuz. Deyin ki yani hepimizi nasıl hatırlayacaksın? Benim şöyle bir şeyim var arkadaşlar, özelliğim. Böyle çok anlatılanı hatırlamam. Çok böyle yani o an başka bir şey düşünüyorsun, öyle bir kulağımdan girer, birinden de çıkar. Ama ben yazdığım ve okuduğum hiçbir şeyi unutmam. Tabii ki kargolarınızı siz yazıyorsunuz, ben onu okuyorum. Tekrar ben onu yazarak tekrar ediyorum ya. Hiçbirinizi unutmuyorum. Hatta ne sipariş gönderdiklerimi tek tek hatırlayamazsam da hatırlıyorum. Çünkü yine söylüyorum, bir okumakla bir de yazmakla tekrar etmiş oluyorum. Böyle bir huyum var arkadaşlar. Sizleri hiçbir zaman unutmuyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman unutmadığım gibi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bunu siz anladınız. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Çok şükür de ben bu bitkilerim o kadar hızlı büyüyor. Benim amacım kompost malzemesiyle yapılabilecek şeyleri göstermekti. Kanalım bunun içinde, videolarım bunun içinde ve bunu gösterirken arkadaşlar bitkilerim o kadar hızla büyümeye başladı ki Allah-u Teala bana buradan bir ekmek kapısı nasip etti. Sizinle bugün kısa bir videoyla şöyle kısaca anlatayım. Hep aklımdaydı. Ben bu kargoladığım çiçeklerin parasıyla ne yapıyorum diye bir böyle şey olsun. Bölüm olsun ve bugün size bunu biraz anlatayım. Zaman zaman da anlatacağım. Arkadaşlar ilk çiçeklerimi kargolamaya başladığım zamandan itibaren şu ana kadar, bakın şu ana kadar şunu yapıyordum. Kargo parası yatıyordu arkadaşlar. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Kargo parası yatıyordu. Ve ben sizin kargolarınızı verdiğim PTT'ye yatırdığım an şöyle düşünüyordum. Ben bu parayı hak ettim artık. Ve oradan geçiyordum bir tane pastaneye. Çocuklarımın ne sevdiği pasta varsa onlardan alıyordum. Ondan sonra getiriyordum. Benim kızlar gülüyorlardı, annem diyorlardı bütün parasını, kargo parasını şeye yatırmış, pastaya yatırmış. Tabii ki hepsi bitmeyebiliyordu paranın. Ama sürekli de kargo çıkartmıyorum arkadaşlar. Çıkan kargoların hemen diyelim 100 oldu, 150 oldu, gidiyordum çocuklara 100 TL'lik pasta, işte yaş pastalar, kuru pastalar, çerezler, böyle bir şeyler alıyordum. Ondan sonra bu sene İşte tekrar şimdi çok şükür kargolar başladı arkadaşlar. Kargolar başladığında kızlarım dedi ki anne bu sene bize pasta değil. Bakın kahvaltılık falan sürekli alıyoruz. Benim eşim kahvaltılığa çok düşkündür. Çok yani değişik şeyler alır. Ondan sonra ama çocukların sevdikleri arkadaşlar farklı olabiliyor. Mesela benim kızlarım zeytini değil, zeytinin ezmesini çok severler. Zeytinin böyle şeyi turşu gibi doğranmış.
zeytinyağına batırılmış böyle biberlisini çok severler. Mesela diyorum acıkayı çok severler. Ondan sonra top şeklinde şeyi peyniri çok severler. Ondan sonra topi peynir. Ondan sonra dediler ki anne dediler bu seneki kargo paramızla bize her kargo yattığında kahvaltılık çeşit al dedim. Kızım ondan kolay ne var? Tamam dedim ben size kahvaltılık çeşit alacağım. Arkadaşlar kuş ben konuşurken yine geldi gitti. Bu kuşun buraya yuva yapası var. Benim kesinlikle buna bir çare bulmam lazım. Bakın, bakın geldi ve buraya yuva yapmak istiyor arkadaşlar. Yumurtlamak istiyor. Eğer yumurtlarsa da bu camı çocuklar açtığı anda bu yumurtasını bırakıp gidecek. Geçen sene öyle oldu. Yani başka bir yere yumurtlarsa çok daha iyi olur. Çünkü burası kızımın çalışma odası. Ondan sonra işte arkadaşlar bu seneki kargomuzla başladık. Rabbim inşallah aldığınız bütün çiçeklerin dolup dolup taşmasını size de satmayı nasip etsin. Ve kahvaltılıkla başladık arkadaşlar. Yani kargo parası yattığı anda hemen çocuklara gidiyorum. İşte soruyorum, telefon açıyorum. Kızım size ne alayım? Onlar söylüyorlar. Anne işte bunu al. Tamam diyorum. Ondan sonra onların istediği kahvaltılık türlerinden değişik değişik alıyorum. Buradan hepiniz bana hakkınızı helal edin. Yani tabii ki ben bunu hakkımla aldığımı düşünüyorum. Hakkımla almaya çalışıyorum. Emek ediyorum, video çekiyorum falan neyse. Ama yine de kulun kulda hakkı vardır. O yüzden arkadaşlar gönderdiğim hiçbir kargoda çocuklarıma bakın çocuklarıma yedirdiğimden bahsettim. Gönderdiğim hiçbir kargoda böyle şey olsun istemiyorum. Yani tam olsun. Giden kişi o kadar memnun etsin ki fazla fazla olsun diye ben bunu yani emek verdiğim parayı çocuklarıma yedirmek için hiçbir şekilde hiç kimseye hakkımın dışında şey yapmam. Yani mesela bir arkadaş yine akşam yazdı. Fred dedi almak istiyorum. Dedim vallahi bir bakayım. Fred yavrusuna dedim ben bir bakayım. Öyle senin tutturabileceğin geldiğinde ölmeyecek varsa göndereyim. Yoksa birazcık daha bekle. Yoksa ben derdim evet dolu Fred yavrusu var. Arkadaşlar balkonda dolu Fred yavrusu var. Fakat yetişemeyecek olan Fred yavrusunu yollamışım. Hani laftan kaçasıya derler ya. Öyle olsun istemiyorum. Şimdi de arkadaşlar bu kuşa bir çare bulmamız lazım. Bu kuşu kesinlikle buraya yuva yaptırmamam lazım. Yani belki içinizden diyeceksiniz ki ne kadar kötü bir kadın. Değil arkadaşlar geçen sene yani kötü değilim. Geçen sene bütün saksıdaki çiçeklerim öldü. Ölmüşken de yumurtasını bıraktı gitti. Onun herhalde çok affedersiniz çişini yapıyor. Çişini yapınca da asitli galiba. Bütün yuva şeydeki saksıdaki bitkiler tamamen önce sararıyor sonra ölüyorlar arkadaşlar ve sulayamıyorum. Yani şu anda buraya kuşun oturması demek benim bu saksıdaki bütün bitkilerimin teker teker ölmesi demek arkadaşlar. Şu kısım da çok sıkışık oldu. Şu kısım. Bakalım. Yani bugün böyle kaktüs saksısının başında konuşalım dedim ama bugün ne yapacağız? Size ondan bahsedeyim biraz daha. Konuşmalı bir video oldu arkadaşlar. Ama şöyle akşam ben inşallah gelir. İnşallah gelince de tekrar açılımı, kutu açılımını falan yaparız. Xiaomi'nin Katya biliyorsunuz şeyi var. Vakumlu mopu var. İşte süpürgesi. Robot süpürgesini aldık. Bugün de dedik evi tamamen deyip köşe temizlik yapalım. Ve yaptığımız temizlikten sonra da dedim Katya da sadece meydanları süpürür. Şu dombikliğe bakar mısınız? Katya da dedik sadece meydanları süpürür. Bugün evde arkadaşlar çok ciddi bir temizlik yapacağız. Normalde köye gitmeden yapmıştık. Köyden geldikten sonra sadece bir süpürdük, sildik o kadar. Böyle
Doğruyu söylemek gerekirse daha camları silmedik. Meydan, yağmur yağmadığı için camlar bir şey olmamış bakın. Meydanları ama sileceğim. Meydanları dedik bir şey yapalım. Meydanı çekelim böyle kanepeleri, koltukları güzelce dedim. Temizleyelim. Ondan sonra da haftada bir kere dip köşe yaparız. Hafta içerisinde de Katya'mız süpürür diye düşündük. Çünkü çocuklar okula başlayacak arkadaşlar. Çocuklar okula başlamasa da geçen sene ben çocuklarımı iş yapmıyorsunuz işte geliyorum neden şurayı toplamadınız gibi kızıyordum. Sonra böyle şey oldu. Bize tatil oldu. Onlar canlı derse giriyorlar. Ya çocuklar sabahtan akşama kadar canlı derstiler. Nasıl iş yapsınlar? Yani evde de olsalar çocuklar okul gibi ders dolu. O yüzden dedim tamam bakın kuş dolanıyor. O yüzden dedim tamam Fatma şey yok. Yani çocuklara dedim herkes kendi işine dersine baksın. Ondan sonra sen de bir tane Katya al. İşte şimdi bakalım. Arkadaşlar bugün Katya'ya hazırlık var. Katya geliyor diye temizlik var. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Çekerim belki üstüne biraz daha çekerim. Bugünlük bu kadar olsun diyecektim ama biraz daha çekerim galiba. Akşama da videonun kapanışını yaparım. Videolarda şöyle bir şey oluyor bir de arkadaşlar. Yüklenirken ilkindiden sonra videoyu yüklemek için açıyorum ve gece yarısı yükleniyor. Videoları çok geç açtığımı söylüyorsunuz. Video yüklenmiyor arkadaşlar. Bir de bizimkisi fiber internet o halde yüklenmiyor. Ondan sonra yani biraz erken kapatabilirsem videoyu erkenden yüklerim. Saat 8 gibi açarım diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugün bayağı bir temizlik yaptım. Dedim ya Katya gelecek ve yani biraz temizlik şöyle süpürelim silelim dedik. Meydanları süpürür dip köşe temizlik yaptık. Bayağı bir işimiz oldu. Ondan sonra yastıklar falan da yerleşecek ama işte şöyle arkadaşlar açık alanlar bırakmaya çalıştık. Zaten benim evimde çok bir şey yoktu. Geneli de şöyle alanların açık. Şu sandalyeleri üst üste koydum. Sadece dedim kullanacağımız zaman çıkartır koyarız diye düşündüm. Ondan sonra yani böyle çok Katya'nın giremeyeceği yani Katya diyeceksiniz ne? Katya deniyor ya bu şarjlı süpürge şey ne? Robot süpürge. Ondan sonra o işte robot süpürgenin ortamını hazırladık. Bu arada yemek ne yaptım? Bulgur pilavı yaptım. Ve arkadaşlar şöyle bol kemikli. Nohut yaptım. Kemik koydum bu sefer yağ suyundan dedim çocuklar biraz faydalansınlar diye. Öyle yapmak istedim. Düdüklüm çok güzel pişiriyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle etini, yiyeceklerini çocukların zannetmiyorum ama en azından dedim yani vitaminini almış olurlar. Bu çok önemli. Şimdi arkadaşlar bugün çok şükür yeni sukulent siparişlerim geldi. Kaktüs siparişlerim var. Ondan sonra onların hazırlığını ne zaman? Pazartesi gün. Pazartesi gün yapacağım arkadaşlar. Ya şu o kadar ilginç ki arkadaşlar. Bakın kristat. Yani şekil bozukluğu değil de Allah Teala'nın bir şeyi yani böyle altılı. Bilmiyorum böyle hiç sizde oldu mu? Olmuşsa yazın. Altılı oldu bu böyle ve çiçeğini ben göremedim bunun. Bunları da ileride biraz şöyle arkadaşlar saksılarım azalsın, boşalsın. Şunları bir çoğaltacağım. Bakın burada çoğalmaya başladı aslında. Orada çoğalmaya başladı ama çoğaltacağım yani. Şimdi bakın. Bu saksıyı gönderdim ben. Dursun Hanım'a gönderdim.
Yani yine şuralarında çok güzeller var. Ama benim diğer camımda arkadaşlar bakın şöyle çok güzel sukulentler var. Büyüklerden göndermeye çalışıyorum. Oradan göndermeye çalışacağım. Şu benim kalp kalbe karşımdan isteyenler olmuş. Bakın bunlar çok solgunlardı. Bakın kendilerine gelmişler. Şöyle birkaç gün daha güzelce sulayacağım. Kendilerine gelmelerini bekleyeceğim. Ondan sonra kargoları hazırlarken tabii ki sağlıklıları koymaya çalışıyorum. Yani şu solgunları arkadaşlar bakın Fred soranlar var. Yok sayıyorum. Kendini açmadıktan sonra böyle serpilmedikten sonra yok sayıyorum. O yüzden böyle arkadaşlar. Şu iki arkadaşı isteyenler oldu. Bunlar satıldı. Ondan sonra böyle arkadaşlar. Bakın şundan benim vardı. Bakın bundan benim vardı arkadaşlar. Ve bu öldü bendeki. Bunun burada kökü mü kalmış? Ne olmuş? Nasıl olmuş? Bu tekrar büyüdü. Buna ne diyorlardı arkadaşlar? Ya kalanço türüydü. Bu burada tekrar büyüdü. Çok ilginç. Yani bunu nasıl oldu? Ben onu anlamadım. Kalanço şu kalanço da ha öldü ha ölecek derken bunu ben de onda atmamıştım. Ama şu zannedersem kökü kaldı arkadaşlar. O kökünden büyüdü. Böyle de biliyorsunuz benim binbir suratım var. Bu binbir suratın da birkaç tane böyle yavrusu var arkadaşlar. Binbir surat tel atarak böyle yanlarından büyüyor, çoğalıyor. Diğer saksılarımda da bir boy büyükleri var. Bunlardan da isteyenler var. Çok güzel bir çiçek, çok değişik bir çiçek arkadaşlar bu. Binbir suratım. Böyle arkadaşlar. Yani bende çiçekler, çiçeklerin durumları böyle. Bakalım. İnşallah. Ya şu çok güzel. Yani bunlar da satıldı arkadaşlar. Bunlar da satıldı. Ya yemin ederim böyle birden bir aklım dedi ki Fatma satma onları. Dedi. Sonra da dedim ki ya yapraklarından alırım, yetiştiririm. Yanlarında da var arkadaşlar. Şöyle bakın. 1, 2, 3 onlar hızlıca büyür. Bunları kelle alma yöntemiyle göndereceğim. Gül formunda sukulent isteyen bir arkadaş oldu. Parasını falan her şeyini yatırdı. Bunun bir tanesini ona göndereceğim. Kellesini alacağım ve gül formunda olan sukulentlerimden ona kargo hazırlayacağım. Pazar veya pazartesi gün kargoyu hazırlayacağım arkadaşlar. Bakacağız. Ne kadar gül formunda sukulentim varsa hepsinden koyacağım inşallah. Hepsi yavaş yavaş düzelmeye başladılar çok şükür. Şunlar da bir düzelseydi. Şunu tepeden bağlasam ya. Şöyle. Bir lastik taksam tamam. Arkadaşlar bunları tepeden bağladım. Yani şöyle dibi mibi açılsın azıcık ya. Şöyle dipleri açılsın. Şunlar çok değişik türlerdi. Bunlar bir türlü daha açılmadılar. Yani özel bir tür şu üçü. Arkadaşlar ama açılmadılar henüz. Kendilerini açmadılar. Onları öyle bekliyorum. Bakalım arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnşallah kargo videolarıyla bol bol kargo videolarıyla geleceğim. Bundan sonra bakın herkese biliyorsunuz buz çiçeği gönderiyorum. Ama herkese böyle Veligata buz çiçeklerinden göndereceğim bundan sonra. Böyle arkadaşlar birçoğunu zaten köklendirmeye ekmiştim. Böyle biraz saksılarım azaldığı zaman da inşallah yani buraları da bir toparlayacağım. Kışa gireceğiz sonuçta. Kışa daha var ama şöyle bir satışlarımı tam yapayım. Ondan sonra saksılarımın bol bol ekim videolarına geçeceğiz sizinle. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın.